Abdullah Bey buyurun siz de dinleyin. Şimdi burada seyircilerimiz açısından biraz daha bir çerçeve çizmek istiyorum. Lütfen buyurun. Amerika Beşiktaş'ın karar sürecinde birçok farklı dinamikler var. Yani Pentagon var, Tanklar var, Lobiler var, Kongre üyeleri var. Yani o karar sürecinde mesela başkanın çevresinde oluşan başkan yardımcılığı ekipler var. Ee, tabii ki Pentagon'da generallerle Trump arasında geçmişte kavga olmuştu. Onlar olabilir ama. Joe Biden ilk geldiğinde Amerika Birleşik Devletleri geri döndü dedi. Şimdi Amerika'da Trump'la yani cumhuriyetçilerle Trump'ın cumhuriyetçileriyle Joe Biden, demokratlar arasında bir fark var. Trump bir dünya jandarması olmayacağız. Dünyaya yani ideoloji... Siz cumhuriyetçileri de böyle ayırıyor musunuz Trump'ın cumhuriyetçileri Tabii. diye anladım. Mesela Mike Pence desteklemeyebilir bu kez Trump'ı. Hmm. Şimdi Zaten hiç desteklemedi. Hep evet, aleyhinde çalıştı. Biz, biz, ideoloji ihraç etmeyeceğiz dedi. Ama Joe Biden ideoloji ihraç ediyor. Dünyada Şimdi geçici güvenlik stratejisi belgesini açıkladı. Amerika geri döndü dedi. Burada birinci e, Rusya'yı rakip yani Çin'i de tehdit olarak ta o zaman açıklamıştı. Bir harita çiziyor. Amerika'nın hegemonik güç olarak kalabilmesi için e, o planda vardı zaten. Daha sonra Hint Pasifik e, strateji belgesini açıkladılar. Yani Pasifik'te ne yapacağız? Çin'le hangi alanlarda mücadele edeceğiz? Rusya ile nasıl mücadele edeceğiz diyerekten Ukrayna Savaşı'nda Papa'nın, Katoliklerin ruhani lideri Papa'nın bir sözü vardı. NATO Rusya sınırında havladı dedi. Gitti. İtalya'da Berlusconi'nin bir sözü dün medyaya düştü. Zelenski Putin'i savaşa zorladı şeklinde. Rusya zaten Ukrayna'ya girecekti. O da ayrı bir şey de. 1950'lerde düşünüyorlar, Amerikalılar, Komünist so Sovyetler Birliği ile Çin'i ayırmamız lazım diyorlar. Yani aynı anda baş edemeyiz. Ve Başkan Nixon döneminde ilk Çin'e gidiyor 1970'te. 50'den sonra Sovyetler Birliği ile Çin'in arasını açmaya yönelik politika geliştiriyorlar. Şimdi de Rusya silahlı güç, Çin ekonomik güç. Ve ikisi bir araya geliyor. Geçen yıl Eylül ayında Duşanbe'de Tacikistan'da dünyadaki mevcut finansal sisteme yönelik daha adi bir sistem gelmeli. Amerikan reze, dolar reze para olmamalı. Swift'in alternatifleri olmalı. Amerika Birleşik Devletleri bastığı parayla emek de satın alabiliyor, ürün de satın alabiliyor karşılıksız. Ve bu birçok ülkeyi finansal istikrarsızlar söylüyorlar. Bu dünyaya ortak bir sistem lazım. Finansal sistem, ekonomi yeniden yapılanma. Amerikalıların kendileri söylüyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan uluslararası düzeni, sistemi, kurumları, Birleşmiş Milletler ve Birleşen <laughs> Kuruluşları'nı Çin tanımıyor diyor. Yeni uluslararası sistemi değiştirmek istiyor. Açık topluma, liberal değerlere alternatif diyor. Kavgaya buradan bakmak lazım. Joe Biden bunu gelir gelmez açıkladı eğer bu savaşta Rusya ve Çin'in ve çevresinde ülkelerin söylediği kabul olursa ki uzun vadede olacağını düşünüyorum. Bir dijital doları, rezerv doların yerine bir dijital para gelecek. Bunu da yine IMF'in, Dünya Bankası'nın, Birleşmiş Milletler, Rusya'nın, Çin'in, Türkiye'nin gelip bir araya gelip yani diğer ülkelerin alacağı bir karar. Şimdi bunu erken, bu süreci erken istemiyorlar. Çünkü dolar eğer rezerv para statüsünü kaybederse Amerika'da gayri safi milli hasıla 150 aşağı gider. Ve e, dolar üstünden artı swift üzerinden şu an istediği gibi kullanıyorlar. Peki Rusya ile nasıl mücadele edecekler? Amerika eskiden beri taktiği bellidir. <laughs> Herhangi bir ülkede darbe yaptırıyorlar mı? Yaptırıyorlar. Kendi söyledikleri şeyler var. İlk işte 1953'te İran'da e, e petrolü İngilizler, musattık. musattık. Evet. E, İngilizlerden petrol alıyor, millileştiriyor. Amerika ile İngiltere darbe yapıyor. Bu biliniyor artık veyahut da bölgesel problemler çıkartıyor. Şimdi Rusya'yı Ukrayna'yı musallat ederekten, süreci hızlandıraraktan belki Rus eğer 2014'te renkli devrim yapmasaydı Soros Ukrayna Rus lideri devirmeseydi bu süreç buraya gelmeyebilirdi. Belki anlaşabilirlerdi. Diğer bir bağımsız devletler de topluluğunda olduğu gibi. Şimdi Rusya'yı Batas Çamura e, sapladılar diyelim. Orada Amerikalıların söylediği Rusya ile Ukrayna üzerinden uğraşmanın maliyeti küçük. Ama Rusya ile direkt karşı karşıya gelirsek bu maliyet büyük diyor. Dolayısıyla bu kimin hazırladığı, Pentagon hazırladığı, nasıl bir süreç gelişti bilemem. Bu bir Amerikan strateji belgesinde bir var. Şimdi peki Çin'i ne yapacağız diyor. Öncelikle Rus, işte 1950'lerde Çin, Sovyetler Birliği Çin, Mao'yu ayıralım dedikleri gibi şimdi de bir kere daha ayıralım diyorlar. Rusya ile Çin. Evet, ikisiyle birlikte mücadele, mücadele edemeyiz. Rusya'nın nükleer gücü var, Çin'in ekonomik gücü var. Aynı anda mücadele edemeyiz. O zaman önce Rusya'yı, bir, iki, Avrupa'da endişeleri vardı. Çin'in yanında mı durur? Bu nedenle önce Rusya ile Avrupa'nın enerji bağını kestiler. Niye? Avrupa'yı transatlantik ittifakından ayrılsın istemiyorlar. Avrupa'yı doğudan Rusya'da güvenlik tehdidine, savunma harcamadan artan bu taraftan da, Türkiye tarafından da Yunanistan'la, en çok Avrupa'yı ilgilendirir Türkiye-Yunanistan arasındaki kriz. Avrupa tamamen istikrarsızlaşır. Dolayısıyla bir de bu taraftan olayı aldı. Avrupa'ya yönelik stratejisi bu. Rusya'ya yönelik, Çin'e yönelik. Tayvan hadi gir, gir 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 diyor, girmesini istiyor. Girsin de bir an önce Çin büyümeden Rusya gibi ekonomisi çökersin, yaptırımlar yapalım şeklinde. Ve biz sizi yendik diyor Japonlara. Ve sizi biz kalkındırdık diyor. Faturanızı ödeyin bakalım. Ne yapacaksınız? Nükleer güç olacaksınız. Hı. Ben niye savaşayım? Çin'e karşı sen savaş diyor. Ve Shinzo Abe cinayeti oldu. Arkasından Japonlar dün toplandılar. Yeni bir uzun vadeli güvenlik stratejisini belirlemek için. NATO ile Amerika Birleşik ile nükleer değişim alacaklar. Söylemiyorlar ama. Yani nükleer program değişimi. Japonya yeniden nükleer yaba, lük yapacak. Güç yapacaklar. Bu ne demek? Uzak Doğu'da ben niye Çinlerle savaşayım? Japonlar savaşsın diyor. Japonlar açıklama yapıyor. Beş yıl içinde Çin'i caydırırız. Bugün aldıkları bir karar var yine medyaya düşen. Tayvan'la ortak silah üretimine gidecekti. Nedeni de Ukrayna'ya silah yardımında Avrupa yetersiz kalıyor. Amerika'da da stoklarda problem var. Tayvan'da üretip Ukrayna'ya gönderecek. Peki şimdi Japonya, Almanya'da diyor ki seni ben yendim ama seni ben silahlandır şey, zengin yaptım faturanı ödeme zamanı. Hadi bakalım. Sen sen de bir silahlan yeniden. Çok akıllıca, çok organize. Amerika'da adı Pentagon ne olur bilemem. Hem büyük bir plan, her var, bölge her için bölge planı koymuş. Kendi Bu noktada yürü. benim dışında herkes Satışma birbiriyle olabilir. kavga etsin. Ben de geleyim barıştırayım yeniden diyor. Ama şu an bugün Sergey Shoigu Rusya Savunma Bakanı ile Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı bir görüşme yaptı. Tahmin ediyorum seçimden öncesi bize bir kıyak geç. Hı. Evet. Böyle hı bir hı görüşme yaptıklarını düşünüyorum. Ne olabilir o? Süreci askıya yavaşlat bir şey yap. Yani ne bileyim petrol alıyor zaten Rusya'dan Amerika Birleşik hala öyle bunların konuşmasına bakmayın siz. Petrol der bize diyebilir. 15 milyon varil stratejik petrol rezervinden petrol e, satma kararı aldı ama bunun bir önemi yok. Bu nedenle Pentagon savaşa sürüyor şeklinde değil. Orada bir akıl var. Bu akıl jeopolitik olarak kim kimle savaştırırım diyor. Bu bir. İki, teknolojik olaraktan üstünlüğü nasıl devam ettiririm diyor. Çin yapay zekada ve 4. sanayi devrim endeksi dijital dünyada pil sektöründe oldukça ileri. 5G, hızlı internet, nesnelerin internet dediğimizde yeni bir sanayi geliyor. Buna yönelik bir çip savaşı başlattı. Çin'e yönelik yaptırımlar aldı. Çin de dün toplandı. Na, nasıl karşı koyacağız diye. Teknoloji. Uzayda Çin neredeyse iki güne bir uydu fırlatıyor şu an. İki, i̇ki güne, güne bir. bir Say, evet iki güne bir. Son bir ayda bakın bir arama motorunda. iki günde bir ya güneş gözlem uydu, ya iletişim uydu, filan. Ve Amerika'nın en büyük varlık şirketi BlackRock. 10 trilyon dolardan fazla parayı yönetiyor. Şimdi Coşkun Hocam'ın dediğine geleceğim. Geçen yıl gitmiş Çin petrol şirketine yatırım yapmışlar. Çin petrol şirketi hızla büyüdü. Niye? Çünkü Rusya'dan ucuz petrol Avrupa'ya gönderiyor değil. LNG'yi Avrupa'ya gönderiyor. Hmm. Durdurduk diyorlar ama hala gönderiyorlar. Aynı şirket Gitmiş 15,5 milyar dolarlık Suudi Arabistan'da doğalgaz boru hatlarına fosil yakıtlara yatırım yapmış. Aynı şirketin içinde bulunduğu Joe Biden ve bu ekip Paris İklim Anlaşması yeşil enerjiden filan bahsediyorlar. Söylenenlerle yapılanlar aile. Transatlantikler bir organizasyon var. Bunu ikiye ayırayım hemen. Bir ulus Amerikancıları var. Dünyadan habersiz yani Amerika için diyen bir devlet adamları var. Bir de 21. yüzyıl dünyasında ee, çok kutupluluğu isteyen Birleşmiş Milletler merkezli dördüncü sanayi devrimi endeksi doların yerine dijital para çalışmasını yapan başka bir akıl var. Bu aklın ana vatanı yok. City of London'dır, New York sermayesiydi. Bunları neyin üzerinden oku, okumamız gerekirse Roma Kulüpten başlayan orada ayrışan daha fazla isim vermeyeceğim. Merak edenler oradan takip ettiğinde bugün dünyada ideolojik olarak seslendirilen her şeyi oradan okuyabilir. Yani batıda iki tane akıl var. Biri ulusalcı akıllar, biri de küreselci. Bunların Her ülkede çizmiş Biden olduğu yolda. Ya da Biden'ın ya da Biden'ın orada olmasını sağlayanları nereye? Küreselci. Nereye küresel, küreselci. Evet. küreselci. Ama küresel, demokratlar... Bu her ülkede var Abdullah İşte onu diyorum işte. Her ülkede derken, de, ayrı de, ayrı, de, ayrı de, değil. De. Organize bir yapı bu. Entegre. 21. yüzyıl dünyada insan yaşamı, aile fıtratı, bireyin yaşam şekli, devlet şekli, blockchain tabanlı yönetim şekli, finanssız, takitsiz toplum, nesnelerin interneti, gözetleme teknolojisi, Çin'deki sistem, küresel mekanizmanın istediği on numara sistem. O nedenle e, ulusalcı, yani ulus, kendi ülkesini düşünen siyasetçiler din savaşı ile Federal Reserve'e de... hakim olan, Stoflandı'na hakim olanların savaşı ayrı. Onlar için Çin senin jeopolitikada jeo kimin kazandığının hiçbir önemi yok. Toprağın senin olsun. Çocukların benim olsun. Yönetim benim olsun. Hmm. Dolayısıyla siyasetçilerimizin böyle bakması lazım. Diyor ki sen ister Rusya ile savaş ister Çin Tayvan ile savaşın hiç önemi değil. Eğer sen benim sürdürülebilir kalkınma planı adı altında toplumu dönüştürme projeme imza atıyorsan tamam, tamam diyor. Dolayısıyla bunların yaklaşımı tartışmaları şu uzun süredir. Amerika Devletlerinin tek kutuplu yönettiği dünya sistemi artık yürümüyor. 350 trilyon dolar kredi var. 2 katrilyon dolar türe piyasalar patladığında sistem çöker. Sistem tıkandı yani. Tıkandı. Bunun için dünya yeni yönetim modeli olaraktan çok kutupluluğu istiyor. Amerika'ya da diyor ki ulus devletine bak dünya çok kutupluğa gidiyor. Senin sistem çökecek bir harekete geç diyor bana göre. Hmm. Bu hareketin sonucu tok, çok kutupluluğu getirecek. Şu an kazanmış gibi görünüyor Amerika Birleşik Her yer harekete geçirdi. Hindistan gitti Rusya'dan S-400 aldı. Evet. Genelkurmay Başkanı'nın helikopteri düştü. Tesadüfen Şinzu Abe cinayetleri var. kuzey yakın bir iki boru hatları sabotajı var. Polonya'da boru hatlı sabotajı var. Norveç'te sabotajlar var. Biz de muhtemelen deneyecekler. olay sadece Pentagon üstünden değil, İki farklı aklı ne bütün dünya üstünden lazım. okuyalım. Tabii dünya üstünden, Peki. Türkiye üstünden de. Şimdi bakın, Emelistanla bir barış görüşmesi var. Paşin yan diyor ki, beni vatan haini olsa da bu imzalayacağım diyor. Açıklama yaptı. Arkasından Pelosi, değil mi? Şimdi Hindistan'dan füze verecekler, İran'dan siyah veriyor, silahlandırıyorlar. Yunanistan'a bakıyorsun, İsrail'le geliyor, Yunan pilotları itecek bir mekanizma kuruyor. Yani olaya bütün bakmadığımızda, parça parça baktığımız zaman ne olup bittiğini anlamakta eksik kalabiliriz. Ama şu an söyleyebilirim ki şu an uygun olmayabilir. Belki de önümüzdeki bir ayda ne olacağını gün gün de söyleyebilirim. Bu aklı tanırsanız nasıl hamle yapacağımı da okuyabilirsiniz. Evet. Gün gün söyleyebilirim önümüzdeki bir ayı dedi Abdullah Bey. İlerleyen dakikalarda buna tekrar döneceğiz. Ama